İnsanlar sevgi, kardeşlik, yardımlaşma, dostluk ve paylaşma gibi kavramları gerçek anlamda Kur'an ahlakı sayesinde öğrenmişlerdir. Bu değerler de ancak Kur'an ahlakı yaşandığı sürece korunabilir. Çünkü insandaki nefis, hırs, bencillik ve tutkuların yaşanmasına son derece elverişlidir. Din ahlakından yoksun olan insanlar, daima sahip olduklarından fazlasını isterler. Sürekli malın ve paranın daha fazlasına tamah eder, yaşamları boyunca bunların hırsını yaparlar. Başkalarının kendilerinden üstün olmalarına asla tahammül edemezler. En zengin, en başarılı, en güzel, en popüler, en sevilen hep kendileri olmalıdırlar. Nefsin sınırsız isteklerinin esiri olmadan yaşamanın tek yoluysa din ahlakına sahip olmaktır. Din ahlakını yaşamakla birlikte haset ve kıskançlıklar sona erer. Çünkü inananlar birbirlerinin kardeşleri ve velileridirler. Bu nedenle birbirlerinin sahip oldukları her iyilik ve güzellik onları fazlasıyla mutlu eder. Üstelik sahip olduklarını da Allah rızası için kullanırlar. Bir Kur'an ayetinde müminlerin bu tavırları şöyle ifade edilir. Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar felah bulanlardır.